Herkese selamlar dostlar. 20 Ocak 2024 Cumartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Hem ideal kombin var hem de çok güzel ideal yüksek oranlardan bahsedeceğim. Gönderdiğiniz beğeniler için çok teşekkürler. Çok güzel beğeni ve yorum desteği geliyor. Aynı şekilde güzel mesajlar da alıyor. Son dönemde videolarımıza bakın. Başarı oranı %80'in üstünde zaten. Çok teşekkür ederim gelen mesajlardan kaynaklı. Aynı şekilde beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. İsterseniz Cumartesi'ye başlayalım. Öncelikle bir adet maç skoru yarışmamız var. Hafta sonu olduğu için Leipzig, Bayer Leverkusen maç skorunu bilen 3 kişiyi katı telegram gruplarımıza Ocak ayı boyunca misafir edeceğim. Yaklaşık 12 günlük bir süre. Maç skoru yorumlara yazabilirsiniz. Daha önce yapmış olduğum Fenerbahçe Adana Spor maç skoru bilen arkadaşımız da Yahya Gülenç isimli arkadaşımız. O da bana Instagram üzerinden ulaşabilir. Instagram adresimiz Kangal Bey hesabıdır. Her türlü soru görüş öneri gruplara gelmek isteyen herkes benimle buradan doğrudan iletişime geçebilirler. Arkadaşlar dün bir adet yüksek mislimiz vardı. Bu yüksek misliyi bakın sağda gördüğünüz herkese açık telegram grubu. Oraya da attım. Solda misli önererek attım. Dedim ki anlatıyorum. Alanya Spor Samsun mücadelesi vardı. Alanya Spor'un yarı kasanın oranı 1.40 oranı vardı. İddia konuda Avrupa'da 1.48. Baktım Samsun'un ilk 11 oyuncusunu kimseye götürmüyor. Yedeklerden Taylan Antalya'yı falan da götürmüyor. Samsun Spor burada yedek kadroyla çıkacak. Alanya biraz ideal kadroyla çıkarsa Samsun'u kendi evinde yener diye düşünüyordum. Dedik ki ev sahibi yarı kazanır. Ya benim için banko gibi bir şeydi. Çünkü önerdiğim bakın. 4500 misli olarak önerdim. Güzel kazanç bıraktı. Alanya Spor ilk yarı 1-0 kazandı. Maçı kaybetti. İlgilenmez. İlk yarı herhangi bir yeri kazandığı için burada bizim 4500 mislilik kazancımız geldi. Ve ben bunu herkes açık telegram grubuna attım. 650 TL seviyesinde olan arkadaşlara da attım. Dedim ki herkes kazansın. Üstüne de yaz yazdım ki çok güvendiğim için herkese attım. Agalarım her zaman birlikte kazanma taraftarıyım. Bereketli olsun diyelim. Çok güzel bir kazanç bıraktı. Değerlendiren yorumlarda belirtirse çok teşekkür ederekten de devam edelim. Sadece onlar değil dün iki adet daha yüksek mislimiz vardı. Karşıyakanın mücadelesi vardı. Basketbolda 2160 TL önerdim. Bu 2160 TL ne biliyorsunuz mu? Alanya Spor'dan yaptığımız kar. Doğrudan karı bunu önerdik. Avrupa'da e, Türkiye oranı 1.25'ti Avrupa 1.34'tü ne oldu kazandı mı kazandı buradan kar aldık. Kercama yakışır. Gece maçı vardı. 1900 de Minnesota'nın 116 sayı atanı verdik. Buradan da ne aldık? 700-800 lira para aldık mı? Zaten 2 günde aldığımız miktar 4000 TL. Hayır pardon. Dün aldığımız miktar 4000 TL net kar. Bereket versin. Yüksek misler bu şekilde devam ediyor. Her türlü soru görüşmeleri de içinde Instagram'dan yazabilirsiniz. Sadece onlar değil tabii ki. Eksi olarak dünün Euro kamp mücadeleleri vardı. 7 maç vardı. 7'sinin de tercihlerinden liste olarak önerdik. 7'de 5 olarak sonuçlandı. Eksi olarak gidiyor. Canlı bahislerimiz de var. Dün aynı şekilde canlı Yaptık. Kayseri Gaziantep pardon Gaziantep maçı vardı Bodrum'la. Ziraat'ta canlı yaptık. Akşam Fenerbahçe maçına canlı yaptık. Hollanda Ligi'ne canlı yaptık. Canlılarla da devam ettiğimizi söyleyelim. Herkes açık Telegram grubu da açıklama ve yorumlar kısmında mevcut. Oraya da katılım sağlayabilirsiniz. Buraya katılmak tamamen ücretsizdir. Sizlerden isteğim artı 600 seviyesine beğeni bırakmanızdır. Beğeniler gelirse çok teşekkür ederim. İsterseniz de başlayalım. İlk mücadelemizde Arsenal'la Crystal Palace karşılaşması. Ben burada Arsenal tarafındayım. Arsenal tarafında ya fakat nasıl? Oyunu okumak lazım arkadaşlar burada biraz da. Crystal Palace'a baktığımız zaman da Arsenal karşısında ne yapacak abi? girip de açılmayacak tabii ki. Burada kapanacak. Kapandığı için özellikle Arsenal tarafı ilk yarıda çok fazla korner kullanabilir. Korner oranları henüz açık değil fakat şunu söyleyeyim. Avrupa'da alanlar ilk yarı en çok korneri Arsenal alabilir. Bir 30'larda bir oranı vardı. İlk yarı en çok korneri. nesini için bu oran 1.20'lerde olacak. Güzelleşmeyelim. Biz, Biz nesini için şöyle yapabiliriz arkadaşlar. İlk yarı 4.5 üst korner. Yani ilk yarıdan 5 tane korner çıkabilir. Hatta bütün kornerleri de Arsenal tarafı kullanabilir. Bunun için golün biraz geç gelmesi lazım. Gol ne kadar geç gelirse baskı o kadar artacak. Kornerlerde o kadar kolay çıkma ihtimali var. İlk yarı 4.5 üst korneri alabiliriz. Onun dışında mücadele genelinde 9.5 üst korner 8.5 zaten açmazlar diye düşünüyorum. 9.5 üst korneri de değerlendirebilirsiniz. Korner maç olarak aldım. Diğer mücadelem ideal kombinede verdiğim Bohum'la Stuttgart mücadelesi. Geçen hafta bu Bundesliga yatıllayın oynanan maçların hepsi alt bitti. Bütün maçlar alt bitti. Ben Bundesliga'da uzun zamandır böyle yani ara ara tokatlıyorlardı da en azından bir tane iki tane maç üst bitiyordu. Ama geçen hafta yani Noel dönüşümü bu ara dönüşü bizi iyi bir tokatladılar. Ama yazdık bunun hesabını çıkartacağız. Şimdi Bohum'la Bundesliga'ya da Stuttgart oynayacaklar. Stuttgart'ta çok önemli eksikler var. İki tane golcüsü takımda yok. Ama şöyle bir şey var. Stuttgart'ta arkadaşlar bir oyun yani Manchester City kendi oyununu oynuyor. Ama ekstra oyuncular katkı yapıyor ya. O sistem belli. Oyun belli olduğu için Stuttgart tarafında yine o oyunu bekliyorum ki Bohum tarafı da durmaksızın ileri giden tempolu oyun oynayan bir ekip olduğu için mücadelede goller gelir diye düşünüyorum. Ben bir tek tercih yaptım bu mücadele. 2,5 üst olarak değerlendirdim. İdeal kombineminde ilk mücadelesi yaptığımı da belirteyim. Diğer mücadelem Freiburg'da Hoffenheim mücadelesi. Dediğim gibi geçen hafta Bundesliga'da çok fazla sürpriz çıktı. Bu hafta en azından ideal tercihlerin gelmesini bekliyorum ki Freiburg takımı deplasmanda en çok gol atan takımlardan bir tanesi. 17 gol attı deplasmanda. Sanırım Bundesliga'da en çok gol atan ikinci ne? deplasmanda. Üstüne gelen takımlara gol atabiliyor. Freiburg da kendi evinde başarılı ve Hoffenheim son mücadelesine kaybetti. Freiburg da berabere kaldı. Burada karşılıklı gelecek golleri 1.38 gibi orandan idealden tek tercih olarak önerdim. Başka bir maçın ekstra tercihi yok. Diğer mücadelem Pendik Spor'la Beşiktaş karşılaşması. Bu maçı da ideal kombineme aldım. Nasıl aldım? Ben Beşiktaş tarafında son 3 mücadelenin hepsini izledim. Fernando Santos'un dönemi başladı arkadaşlar. 3 maçta 11 gol attı. Hiç de gol yemedi. Daha kalesinde gol görmedi. Pendik'te kaybedecek bir şey olmayan takımlardan bir tanesi. Onlar da yeni transferler yaptı. Tiyama aldı. Umut Nahir aldı. Muhtemelen Erencan Yardımcı Braga'ya gidebilir. Haberler o yöndeydi. Bakalım göreceğiz hep birlikte. Ben burada Beşiktaş tarafındayım. Ama oran çok güzel fark ettiyseniz. Ben burada diğer seçeneğinde Beşiktaş bir yarıyı kazanın oranı 1.42 gibi oranı var. Ben ideal kombinemi bu şekilde aldım. Beşiktaş'ın herhangi bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. 1.42 gibi oranından değerlendirdim. Onun dışında biraz daha yüksek orana gitmek isteyenler varsa Beşiktaş tarafından 2 gol de bekleyebiliriz. Deplasman basman 1.5 üstü ona da. 1.70 seviyesinde 1.65 1.70 seviyesinde olduğunu da belirteyim. Brentford'la Nottingham Forest mücadelesi. Özellikle şunu söyleyeyim. Nottingham Forest'ta çok fazla Afrikalı oyuncu vardı. Bu Afrikalı oyuncuların hepsi gitti. Yani kupaya gitti. Şöyle göstereyim bakın. Çok fazla Afrikalı oyuncu vardı. Ama kadrosu Premier League'de en geliş takımlardan bir tanesi Nottingham Forest takımı olduğunu da onu da söyleyeyim. Kadrosunda çok fazla oyuncu mevcut. Çok fazla transfer yaptılar. Brentford'la oynayacaklar. Ki Brentford'da kim döndü? Ivan Toney bu maçta döndü arkadaşlar. Forvet olarak döndü. Fakat Vissa olmayacak. Mbomu'nun da bir sakatlığı var. Ama Toney olacak. Ben burada biraz kaçamak bir tercih ve gelmesini beklediğim bir tercih söylemek istiyorum. Şöyle bir tercih var arkadaşlar. Bakın İlk yarı 1-2 çifte şans. 1.41 41 gibi oranı var. Yani ben anlatayım hemen bunu. İlk yarı beraber bitmeyecek abi. İlk yarı ne ya Brentford kazanacak ya da Nottingham Forest kazanacak. İlk yarı beraber bitmemesinin oranı 1-41 gibi oranı var. Değerlendirecekler böyle bir değerlendirme yapabilirler ki ben burada biraz da Brentford tarafındayım. Tony'in dönüşüyle birlikte burada ev sahibi 1.5 üst oranı da 1.70 gibi 1.73 gibi oranı var. Burada ev sahibi ev sahibi 1.5 üstünü de 1.73 bandından da değerlendirebilirsiniz. Diğer mücadelem burada Leipzig'le Level Kuzen mücadelesi. Bu maçın maç konu sizlere sorduk. Bilen 3 arkadaşımızı katı Telegram gruplarımızda Ocak ayı boyunca misafir edeceğiz. Dostlar Level Kuzen tarafında Boniface'in eksikliği var. Geçen hafta da Bundesliga malum 1-0 bitti. Ama ilk yarısında çok fazla pozisyon kaçtı. Asut mücadelesiydi. Leipzig de kendi evinde 1-0 mağlup oldu Frankfurt'a karşı. Yani 30 tane falan şutu var. Öyle söyleyeyim Leipzig'in. Ama dalga dümen işte. bunlarda gırla. O yüzden burada şeye gittim. Vara da gitmedim. Mücadele 3-0 var mı? Var. Her iki taraftan var bu arada. O yüzden tek tercihim burada 2.5 üst olaraktan da idealden değerlendirdim. Onun yanına almak isteyenler varsa yüksek orandan 3.5 üste kadar çıkabilir. Maç skorunda yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Valencia ile Atletik Bilbao mücadelesi. Valencia dün oynadı mücadeleyi sanırım. 3-1 gibi skorla kaybetti. Celta Vigo'ya Atletik Bilbao'da yedek kadroyla çıktığı kupa mücadelesini onlar da kazandı. Bilbao Valencia'ya göre bir gün fazla dinlendi sanırım. Ben Bilbao'ya sürekli bahis alıyorum. Sürekli alıyorum bu arada ve son aldığım 6-7 bahisin hepsi de kazandı. Aynı sistemden devam. Bilban'ın deplasmanda bir yarıyı kazanması 1.55 gibi oran vermişler. Ben burada Bilban'ın ilk yarıyı veya ikinci yarıyı bir şekilde kazanmasını bekliyorum. Deplasman yarı kazanan oranı 1.55 gibi orandan önerilir. Değerlendireceklere bol şanslar diye ekrana geçeyim. Dostlar ve ideal kombinemiz ekrana gelsin. İdeal kombinemiz arkadaşlar burada Beşiktaş'ın bir yarıyı kazanırı güzel orandan 1.42 gibi oranı var. Ve Stuttgart mücadelesinde 2.5 üst olaraktan da sizlere bir adet ideal kombin önerdim. Ee, bence güzel bir kombine değerlendirecek, değerlendirmek isteyenler 100 lira, 50 lira, ne bileyim 200 lira kendi kasasına göre benim fikirlerime değer verenler ve şansıma ortak olmayan isteyen herkes değerlendirebilirler. Herkese bol şanslar. Video like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. seviyorsunuz Bay bay.